Evet, kitap günlerinde 3 tane birbirinden güzel genç hanımla birlikteyiz. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk. Kitap günlerine katıldınız. Evet. Nasıl, gezebildiniz mi standları? Evet. Peki, kitap okumayı seviyor muyuz? Evet. Hangi yazarları takip ediyorsunuz? Karışık. Karışık. Yani her kitabı. Her kitabı. Teşekkür ederiz. Çok iyi. Erdoğan, evet. Hüseyin Beysi'nin başka neler var? Mavi ve siyah. Halit Ziya, Uşaklıgil'in mavi ve siyah. Başka? Alya yeni çıkmış. Nesrin Hazar, Alya. Evet. Nasıl fiyatlar? Kitap günlerinin özel indirimlerden yararlandınız öğrenci olarak. Evet, bayağı yararlandık. Teşekkür ederiz. Kitap okumayı seviyoruz. Evet, çok severim. Her gün alırım. Çok seviyorsun. Sen de gel şöyle yanımıza. Biz de gel. Kameranın önünü kapatmayalım. Peki, kitap günleriyle ilgili neler söylemek istersiniz? Okumakla ilgili. Kitaplar çok güzel. Buradan kitaplar çok güzel ve çok ucuz. Her hafta ve maceralı. Sadece bazıları pahalı. Hani başlıkları ve kumbaraları kırıp geliyor muyuz kitap? Evet. Peki, şöyle el sallıyoruz. Seni tanıyalım. Benim ismim Tolga Rıza. Soyadım Çil. Peki Tolga, kitap günlerindesin. Evet. Ne aldık, şöyle bir bakabilir miyiz kitabına? Popkin. Oyun hayranı olduğum için. Yoksa daha fazla kitap alacaktım. Oyun hayranı. Okuldan sonra almayı düşünüyorum. Okuldan sonra almayı. Evet, annemle geleceğim. Peki, anneyle geleceksin. Seni tanıyalım. Adım Berat, soyadım Çavdar. Berat, kitap okumayı seviyor musun? Çok seviyorum. Peki nasıl buldun kitap günlerini? Çok güzel yani. Her taraf kitap dolu. Hangisini alacağımı kararlaştıramadım. Daha geziyorum. Geziyorsun. Hı-hı. Peki haçlıkları aldın geldin. Evet. Peki teşekkür ederiz. Rica ederim. Seni tanıyalım. Benim ismim Umut Talha. Soyadım Çağdaş. Aksaray'da oturuyorum. Umut, kitap günlerindesin. Aynen, kitap fuarı çok, sayın başkanımıza çok teşekkür ederim kitap fuarı açtığı için. Kitapları çok güzel buluyorum yani, çok güzel, maceralı. Maceralı. Hem de ucuz. Hem de ucuz diyorsun. Peki teşekkür ederiz. Sağ ol. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Kitaplarınızı sergiliyorsunuz. Evet. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ben İnayet Gökçe, İstanbul Gebze'den geliyorum. Hı-hı. Buraya katıldık bakalım inşallah. Evet, güzel şey. Kitaplarınızı tanıyalım. Zurbahan'da Altın Beşik, evet. Araştırma üzerinde efsaneleriyle, yaşanmışlıklarıyla, öyküleriyle bütünleştirerek kendi yöremizin Malatya yöresini yazdım bu kitabımda. Sabır, gerçek bir yaşam öyküsü de bir roman. Hı-hı. Yani her insan okuyunca kendisinden kesitler bulabileceği, çok akıcı bir dille severek okunabilecek bir kitap, evet, diyorum. Aksaray Belediyesi'nin kitap günleri kapılarını açtı. Evet. Ve nasıl ilgi, nasıl değerlendirirsiniz fuar alanını? Şu anda görünüm olarak çok güzel ama ben daha bugün geldim. Hı hı. İnşallah güzel şeyler olacağına inanıyorum. Bilmiyorum, bakalım güzel şeyler olacak. Peki, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun yüzden de. Burada sadece sabır değil, içimizdeki insan var. Hı hı. Yüreğimin sesi var, Mürşit'ten inşaada var ama şiirlerim de var. Yüreğim, de var. Evet, bir de çocuk kitabımız var ayrıca. Hı hı. Seda'nın Hayalleri. Evet. Yani anne baba çocuk kitap okusun düşüncesiyle öyle bir kitap, çocuk kitabı yazmaya ihtiyacı duyduk. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, kitap günlerinde söyleşilerimiz devam ediyor. Ne bir yayın evindeyiz ve hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kitap günlerine katıldınız. Katıldım, evet. Nasıl peki? Gerçekten çok güzel bir alan hazırlamış belediye. Belediyeyi bu konuda kutluyorum özellikle. Biz çok kitap fuarlarına gidiyoruz ama şuradaki ilgiyi, sıcaklığı çok yerde göremedik. Ayrıca bu ortamı bize sağlayan belediye başkanına teşekkür ediyorum. Yine bunu düzenleyen organizatör arkadaşlara teşekkür ediyorum. Belediyenin tüm personeline teşekkür ediyorum. Çünkü biz buraya geldiğimiz zaman bize en çok yol gösteren kişiler oldular. Yeri geldi, bizimle gitmemiz gereken yerlere birlikte gidip bize yol gösterdiler. Kendilerini kutluyorum. Peki, teşekkür İlhan ederim. Bey, evet. Sizin de kitaplarınız var. Var, evet. Ben 71 tane kitap yazdım. Maşallah. Aynı zamanda Karamuk Yayınları benim eserim. Burada yayınlanmış olan bizim şu ana kadar 84 tane kitabımız var fuar olarak. Karamuk Yayınları olarak. Biz buraya bir umutla geldik. Aksaray'ı çok sevdik diyelim. Ben 3 gün oldu geleli. Evet.
İnşallah Aksaray'la ilgili de bir şeyler yazmak istiyorum. Hatta müdür beyle görüştüm. Aksaray'la ilgili yazılmış kaynaklardan yararlanarak önümüzdeki yıllarda buraya geldiğimizde en azından Aksaray'ı tanıtan bir eserimizin olmasını isteriz. Bu sıcaklığa karşılık da biz onlara vefa borcunu bu şekilde ödemiş oluruz diye düşünüyorum. Peki, teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Saygılar, sağ olun. Kolay gelsin. Memnun oldum. Kitap günlerinde söyleşimiz devam ediyor. Şöyle bir gelin yanıma. Gel. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kitap günlerindesin. Evet. Peki neler aldık? Şöyle bakabilir miyiz? Çantanda neler var? Aha, tutayım. Yardımcı olsun arkadaşların. Korku hikayeleri ne aldım? Oo, çok güzel. Başka? Domuz kasabı aldım. Domuz kasabı. Kafadan kontaklar aldım. Kafadan kontaklar. Aman. Peki şöyle bir mesaj vermek ister misin kitap okumayanlara? Kitap okumayanlar lütfen kitap okusun. İşte. Kitap okumayanlar kitap okusun. Kitap ileride çok lazım olur. Çok güzel. Peki şöyle geliyorsun. Ben adım Ceren Tezer. Ceren, nasıl buldun kitap günlerini? Çok güzel. İlk defa geldim. Gayet de güzeldi. Sen de şöyle bakıyorum. Çantana doldurmuşsun kitapları. Bütün ağaçları buraya mı yatırdın? Yok. 3 tane kitap aldım. 3 tane kitap aldım. Şöyle senin kitaplarına da gözüm. 1 tane kızlar çetesi. Kızlar çetesi. Bir de 2 tane yazarın kitabını aldım. Tamam. Peki onlara da bakalım. Bir tanesi nereye bilmece yapacağız. Siz de ben mi ayarlayacağız? Peki teşekkür ederiz. Rica ederim. Evet sevgili seyirciler, herkes okusun diye Aksaray Belediyesi tarafından düzenlenen kitap günlerinde öğrencilerin heyecanı, kitap sevgisi bambaşka röportajlarımız devam ediyor. Seni tanıyalım. Adım Haktan İlşeker. Öncelikle belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bizi bir kitaplarla buluşturdu. Çok güzel kitaplarımız, tarih kitaplarımız var. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Peki nasıl? Eğlenceli vakit geçiriyoruz. Çok eğlenceli. Herkesi buraya bekliyoruz. Herkesi bekliyoruz. Evet. Peki herkesi bekliyor muyuz? Evet. Harikasınız. Seni de tanıyalım. Seni tanıyalım. Merhaba, ben Yaşar Soran. Yaşar, şöyle bakıyorum, sen de kitapları topladın. Evet. Nasıl buldun etkinliği? Güzel başkanımız Evren Dinçer'e teşekkür ediyorum. Bizi kitaplarla buluşturduğu için herkesi bekliyorum. Kitap fuarına teşekkürler. Teşekkür ederiz. Gel bakalım. Şöyle bir kitabına bakalım. İpek Ongun Hayat devam ediyor. Evet. İpek Ongun'un kitaplarını seviyorum. Seviyorsun. Nasıl kitaplarımız? Çok güzel. Başkanımıza teşekkür ediyorum, belediye başkanımıza. Bize kitaplarla buluşturdu. Peki şuradan kitap sevgisiyle ilgili bir mesaj vermek ister misin? Kitap okumak çok eğlenceli. İnsanın içine bağlıyor ve en yakın arkadaşı oluyor. En yakın arkadaşı. Ne güzel söyledin. Peki teşekkür ediyoruz. Şey değil. Belediyesi kitap günlerinde 100 yayın evi efendim burada stand açtı ve kitap günlerine özel indirimler de var. Yine bir yayın evi sahibiyle birlikteyiz. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Sizi tanıyalım kısaca. Pusu Yayıncılık, bizim kendimizin de yayın evi olarak katıldık buraya. Aksaray Belediyesi'nin davetiyle geldik. Belediye olarak ve okul olarak bütün ülke genelinde kitap etkinliğinin devamlı okuması lazım. Geçen sene bir, bu sene iki. İnşallah seneye ve ondan sonrası kaynağına devam edecektir. Ve öğrencilerimizin, gençlerimizin, çocuklarımızın okuması lazım. Kitaplarımız pahalı değildir. Fiyatlar gayet uygundur. Ve özellikle okumak lazım. Okumak lazım. Sadece okumak lazım. Kitabın iyisi, kötüsü, yanlışı veya doğrusu değil. Okumak lazım. Peki en çok satanlar listesinde tavsiye edebileceğiniz bir kitap var mı kitap severler için, burayı ziyaret edecekler için? Özellikle Sebahat Naliler ve Mehmet Rauflar. Peki. Ondan sonra Dünya Tarihçikleri. Ama özellikle Sebahat Naliler ve Mehmet Rauflar. Bunları okuması lazım. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim.